şeydir. Gölelim gelin, edalı gelin. Kaşları gözleri balam sürmeli gelin. On parmağın onu da birden kınalı gelin. Endamı boydamı sürmeli gelin. On parmağın onu da birden kınalı gelin. Halay ederler, içlerine gitsem bana ne derler? Sevmedikleriyle alay ederler. Göleli gelin, edalı gelin. Kaşları gözleri balam sürmeli gelin. On parmağın onu da birden kınalı gelin. Endamı boydamı sürmeli gelin. On parmağın onu da birden kınalı gelin. Kırsam sabah namazı, beyaz gözlerim.
sarılmasa eskisi gibi eskisi gibi. Eskisi gibi güzelim bir derde düştü, güzelim bir derde düştü, ele yaslandım ağladım, kalkandım boyda Allah har bilmeyen nice dostlardan sakınsın bizi. Şöyle bir güçlü kendimize moral alabilir miyiz? Yabancı yok. Biz burada hepimiz göreviyiz. Herkes birbirini tanıyor. Yani tabiri caizse bizim orada bir laf vardır ya. Kırkızız kırkımızla birbirimizi tanıyoruz. Dolayısıyla böyle rahat, sakin, güzel bir gece geçirelim. Bizlere yakışır bir gece. Ben şöyle hemen diğer türküme geçmeden önce. Ben de seni hakikatçi yar sandım.
Eğer ki biz erkekler onlara fırsat verirsek,
Onlar bir eliyle beşik sallarlar, diğer eliyle inan ki dünyayı sallarlar, dünyayı. Göre Kadın Meclisi çabaları ve başarılarıyla bunu teyit etmişlerdir. Ama hiçbir zamanda başarılarını sova dönüştürüp, dönüştürme lüksüne de kapılmamışlardır. İşte bu noktada emin olun ki kadınlar bir toplumun yarısını oluşturur, diğer yarısını da onlara eğitirler. Değerli görevler, saygıdeğer konuklar, Gören'in kendisine özdeşleşen bir türküsü vardı demin dediğim gibi. Hele sen Gören'in neyini gördün? Bu gece bu türkünün şairine uygun bir şekilde Gören'in daha daha neler neler hep birlikte başaracağını görüp ve sizlere yansıtmanın onurunu yaşayacağız. Bugün ben Deniz Erkan Öztürk sizlerle olduğum sürece şahsım adına ve Göre Kadın Meclisi adına bir kez daha sizlere hoş geldin diyorum. Türkan Hanım bu gecenin sunumu için bana söylediğinde çok değerli bir şair yazar ablamız vardır. Onun burada olduğunu duyunca dedim ki bana ne hace. Eğer olacak Kasımoğlu varsa benim burada olmama da gerek yoklar. Olmaz dedi. İki Gören'in değeri beraber. Şair, yazar, kaleminden inan ki mutluluk hoş yere akıyor. Alkışlarla Olcay Kasımoğlu'nu alabilir miyiz sahne? Şu an
çocuklarına, oğul kardeşlerine emsal teşkil etmişti. Bu emsal teşkil eden bu kadınlar bir düş kurmuşlar. Bu düşünü gerçek yaptılar. Bize düşen sorumluluk yanlarında yer almak. Kendilerine onur duyuyorum. Kendilerine gurur duyuyorum. Ve o kardeşleri, o başıklık, dimdik yürüyen kadınları sizin huzurunuza alkışlarla sahneye davet ediyorum. Oy gelin, oy gelin yaslı gelin. Ben bir kızım köyümde doğmadan sönmüş yıldızım. Yıldızım, anamın ak sütüyüm, ak sütüyüm. Suç tutum, günahsızım. Ben bir ak sütüm. Doğmuşum ahırda, doğmuşum. Ahırda doğmuşum. Liklik yüzü görmemişim, görmemişim. Satılmışım, kaç paraya? Hoca kıyar imamı, alır koşar üç odaya. Üç koyuna, yoksulluk içinde yaşar, yamalı giysiler giyerim. Yaşamadım, yaşamadım baharı. Bilmem ben, bilmem. Kalır, karar alır düşlerim. Kazma, kazma saplarındayım. Temmuz ocağında bahara yoldaş olup, ok toplarım. Görev evresinde ve ellerim nasır, tabanlarım yırtık. Çatlak çatlak dudaklarım. Demem kimseye niye çatladığını. Küskünlüğüm, kendime küskünlüğüm, kaderime küskünlüğüm, dünyaya küskünlüğüm. Oy, oy gelin, baharda açan bir kar dilerim, kar dilerim. Ben bir anayım, ben bir anayım, ben bir bacıyım. Yaralı bir yüreğim var, yaralı bir yüreğim var. Paramparça, parça parça. Kan vurmuşlar zincire, kan vurmuşlar köleye. Kah acıyım, kah acıyım, kah acıyım. Altar dudağımda kanar, kanar. Irmaklar çığlığında, kadınlar altar yakar. Kadınlar altar yakar. En iyi yaralarından tanırız kadınları. Yaralarından türkülerimiz, türkülerimiz hasret kokar. Yaşlı bir çınarım, yaşlı bir çınarım. Uluyum ulu, gönlü ihanet izleriyle dolu. Dolu çileye reva görenler. Ah bizi çileye reva görenler. Duyun, duyun, tanıyın. Tanıyın bu acıları, bu acılar boş değil, boş değil, duyun bizi. Sesimiz kızık, sesimiz duyulmuyor, dağların ardına düştü sesimiz. Biz göle kadın meclisiyiz, duyun sesimizi, dil mi deli. Bütün alkışlar kadın meclisine, Türkan Hanım'a alkışlar alıyoruz sahne. Şu araya açar mıyız ablalar? Şu araya açalım, şu araya açalım, kürsünlerini de açalım. Dedik ya, ilk öncelikleri eğitimdir. Eğitime hiçbir zaman kadın eli bugüne kadar bu kadar değmemişti. Ve kadınlar bu toplumun yarısını oluştururlar, diğer yarısını da inan ki eğitirler. Bu kadınlar bu meclisi oluştururken en büyük destekçileri de eşleridir. Eşleri bunlara gecesini gündüzü her zaman destek oldular. Destek oldu. Bu nezdinde Oktay hocamıza, Oktay Deli ve ablalarımızın tüm eşlerine bir alkış gönderir miyiz?
Yani kadınlar tamam da erkekler de bunlara az destek olmadılar. Ve bu gecede her zaman destek olan abilerimiz vardır. Biraz sonra hepsini anons edeceğiz. Şimdi konuşmalar için Göre Kadın Meclisi Başkanı, kurucusu Sayın Türkan Deli'ye mikrofonu veriyoruz. Buyurun Türkan Hanım. Değerli misafirlerimiz, sayın siyasi parti temsilcilerimiz, sayın STK başkanlarım, sayın muhtarlarım, sevgili hemşerilerim ve basınımızın güzide temsilcileri. İstanbul Göle Kadın Meclisi olarak siz değerli hemşerilerimizle tanışma, kaynaşma ve dayanışma amaçlı organizemize hoş geldiniz. Değerli hemşerilerim, birlikte yaşam, kültürümüzün korunması İstanbul metropolündeki görevlilerin iyi ve kötü günlerinde dayanışma içinde olmaları ve doğduğumuz topraklar olan Göle'ye hizmet etmek sevdasıyla abilerimiz tarafından 29 sene önce ateşlenen ilk kıvılcım bugün büyüyerek koca bir Göle sevdası ateşine dönüştüğünü görüp bu sevdanın değişimin, yeniliklerinin, kadın emeğinin ve kadın elinin değmesi adına İstanbul Göle Kadın Meclisi'ni 2,5 sene önce inşa ettik. İçinde yaşadığımız toplumda bir arada yaşam, birlikte hareket etmek, acı ve tatlılıkları paylaşmak görevi olarak hepimizin ortak arzusudur. Değerli misafirler, bilindiği gibi derneklerin görevi sadece gece düzenlemek ve eğlenmek değildir. Dernekler, sivil toplum örgütlerinin ilk basamağıdır. Toplumsal sorunların çözümü noktasında yöresel dernekler kılcal damar görevi üstlenerek diğer kurumlara kan taşımalıdır. Ülkede olup biten toplumsal olaylar hakkında söyleyecek sözü olmalı. Hatta sorunların çözümü için fikir üretmelidir. Bu bilinç ve sorumluluk Göle Kadın Meclisi'nin de en önemli görevlerinden birisidir. Slaytta da izlediğiniz gibi bizim öncelikli konuların içerisinde eğitim gelinmektedir. Bilindiği gibi Yeşil Göle Ovası ülkemizin ekonomisine, eğitimine, kültür ve sanatına katma değerler kazandıran nice değerleri bağrından yetiştirmiştir. Bu değerleri kendisinden sonraki kuşaklarla gönül köprüsü kurması adına eğitim amaçlı bir üretim atölyesi, yani Göle Eğitim, Kültür ve Sanat Vakfı'nın temelinin inşa edilmesi Göle Kadın Meclisi'nin temeli, talebi ve önerisidir. Kıymetli katılımcılar, Göle Ovası çok kültürlü bir çiçek tarlasıdır. Çiçeklerinden birisinin koparılması demek, o çiçeğin kokusunun, renginin yok olması demektir. Bu anlamda geçmişte eşitlik, demokrasi ve özgürlük uğruna verdikleri mücadelede yaşamlarını yitiren Göle'li hemşehrilerinden Orhan Kaya, Cemil Kırbay'ı geride bıraktıkları değerlerle bir sürecin önünü açarken bugün Ardahan Milletvekili Profesör Doktor Orhan Atalay'ın hükümet nezdinde saygın bir konumda olması, Sayın Gürsel Tekin'in Ana Muhalefet Partisi'nde önemli bir konumda bulunması, Sayın Esengül Demir'in Halkların Demokratik Partisi'nde önemli kademelerde görev alması, Sayın Gürbüz Süleymanoğlu'nun Esenyurt Belediyesi'nde başkan vekillik görevini sürdürmesi, yine Sayın Kemal Deniz Bozkurt örneği başta olmak üzere yönetim amaçlı görevli hemşerilerimizin görevlendirmesi, Sayın Kemal Deniz Bozkurt'a 57 ilden büyük olan bir ilçeyi yönetmek için yetki ve sorumluluk verilmesi, özelinde görevlilerin genelinde ise serhat illerin hemşerilerini heyecan ve sorumluluk uyandırmıştır. Yukarıda da anlatmaya çalıştığım gibi Göle'nin siyaseten nedenli bereketli topraklara sahip olduğunun bir göstergesidir. İsimlerini saygıyla yad ettiğim birbirinden değerli Göle'li hemşerilerimin siyasi tercihlerinde de görüldüğü gibi Göle inanç ve etnik kimliklerinde birçok farklılık içinde barındırıyor. Tüm bu farklılıklar da
bildiklerinizdir zaten. Değerli katılımcılar, Gönül Kadın Meclisi'nin kuruluşundan bugüne kadar hazırladığı projelerin hayata geçmesi noktasında ki özellikle eğitim projelerine destek veren, katkı sunan tüm hemşehrilerime, yine kültürel ve sanatsal anlamda bizlere bir tiyatro oyununu kazandıran oyun yazarımıza, oyun yönetmenimize ve oyunun karakteristlerine, yine bu gecenin hazırlanmasında maddi katkı sunan değerli hemşehrilerime ve güzel sesleriyle bizleri eğlendiren güzel müretti sanatçılarımıza ve özellikle bu güzel mekanın kapılarını bizlere açan elit daveti ve bu güzel geceyi taşlandıran siz de katılımcılara şahsın ve Göle Kadın Meclisi adına teşekkürlerimi sunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Yürekten alkışlarla ablalarımızın görev yerleri vardır. Alkışlarla, yürekten alkışlarla ablalarımız için gelsinler. Kadınlar iki şey için değişirler. Bir, çok şey öğrenmişlerdir. İki, çok fazla incinmişlerdir. Göreli kadınlar gerçekten çok fazla incinmişlerdir. İncindikleri için de işte bu kar denenlerin göğe çıkması için çaba sarf ediyorlar. Normalde doğanın kar denenler hep kar denen karı deniyor ya. Ama göreninkiler çok zor çıkıyor. Bir aldatmacı güneş çıkar, karın üstünde bir buz tabakası oluşturur ve başlar ki göle kar denenleri bile o karın içinde bile çıkmakta zorlanırlar. İşte bu çaba sarf eden değerli ablalarıma ve bu nezdindeki tüm eşlerine saygıyla selamlar, hepsine teşekkür ediyoruz. Türkan Hanım konuşmalarına belirttiler. 2,5 yıllık bir süre içerisinde Göle Kadın Meclisi'nde çok değerli abilerimizin katkıları ve destekleri olmuşlardır. Bunlardan şu anda isimlerini zikredebileceklerim: Sayın Hakkı Yılmaz, Gül Deli, Kemal Deniz Bozkurt, Şerif Ateş, Serap Ateş, Ufuk Kayıkçı, Bergüzel Deli, Kubilay Aras, Kadir Gül, Selçuk Şirin, Aydın Nazar, Ahmet Kaya, Edip Ayaz, Hasan Akçelik, Kenan Düz, Güven Akbaba, Güven Yıldız, Yadigar Karadağ, Fahri Altun, Nihat Kaya, Şahap Önal, Hakan Yıldırım, Öztürk Polat, Gürsel Doğru, Hakan Ateş, Gazanfer Karakaş, Tüncer Dağ, Müret Aydın, Yavuz Ertan, Bülent Samancı, Turgut Samancı, Selahattin Korkmaz, Sait Üstündağ, Metin Kaya, Tüncer Avcı, Paşali Beşli, Efraim Çiftçi, Orhan Gökçe, Yüksel Yeni, Erdal Sarıçelik, Güven Avşar, Gürhan Şimşek, Yener Altun, Orhan Çerkez bugün 2,5 yıllık süre içerisinde ciddi katkıları, ciddi emekleri olmuşlardır. Evet, aynı zamanda bu etkinliğin oluşmasında emeği geçen sponsor olarak bu gecenin hazırlanmasına katkı sunan hemşehrilerimiz Kibirya Samancı, Mithat Rençver, Veysa Karatay, Kay Sürücü Kursu, Melahat Akkoç, Arun Şerefoğlu, Zarif Çapan, Ensar Şahin, Ergüler Şimdi, Çetin Usta, Olimpiyat Etüt Merkezi, Şeymani Çelik kendilerine teşekkür ediyor, saygılarımızı sunuyoruz. Şimdi konuşmalar için Göle Dernek Başkanı Sayın Bülent Sarıtaş Bey'i alkışlarla sahne alıyorum. Buyurun başkanım. Sayın protokol, çok değerli hanımefendiler, beyefendiler, hepiniz hoş geldiniz. Kadının elinin değmediği hiçbir oluşum başarıya ulaşmaz. Çok kısa sürede gerçekten Göle Kadın Meclisi birçok başarıya imza attı. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte de başarılarının devamını diliyorum, saygılarımı sunuyorum, iyi akşamlar. Bülent Bey'e çok teşekkür ediyorum. Göle Federasyon Başkanı Ertekin Baysan'ı sahneye alıyoruz.
Değerli hemşehrilerim, çok kıymetli misafirler, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Öncelikle Gölen'in birlikteliğini, birliğini, oluşumunu sağlayan annelerimiz, bacılarımız, kadınlarımız, çocuklarımız, eşlerimiz Göle bir bütündür. Bir kere böyle bakmak lazım. Eksik yanımız vardı. Gölen'in kadını sahada değildi, toplumda değildi, siyasette değildi, örgütlemede değildi. Kadın arkadaşlarımız bu örgütlüğünü, bu sorumluluğunu üstlenmiş bulmakta. Kendilerinin de kısa bir zamanda bu süreçte kadınlarımızı alana katmasından dolayı birinci öncelikle kendilerine teşekkür ediyorum. İkincisi, evet, bizim toplumun eğitime olmazsa olmaz önemimiz var. Olmazsa olmaz hizmetimiz olması gerekiyor. Bütün kurumlar, Göle Derneği, Göle Federasyonu, Kadın Meclisi, köy dernekleri hepsinin kendi koşullarıyla, kendi bütçeleriyle, kendi imkanlarıyla bu toplumumuza hizmet etmek için öncelikle eğitim konusunu birinci gündem maddesine almamız gerekiyor. Ama biz, bunlar bize yeterli gelmiyor. Burası bizim kendi evimiz. Biz kendi sorunlarımızı, kendi değerlerimizi kendi evimizde konuşamayacaksak başka yerde konuşmayacağız. Bizim bunları yapabilmemiz için, bizim bunları güçlü, örgütlü yapabilmemiz için mutlak ve mutlak bizim artık İstanbul gibi büyük metropolde yönetilen değil, yönetici olmak zorundayız. Yönetici olmak için de siyaset yapan hemşehrilerimizin önünde değil, arkasında bir set oluşturmak zorundayız. Bugün bizim toplumun beklediği, özlediği, 40 yıldır, yani son yarım yüzyıldır İstanbul'da yaşıyoruz. Son 40 yıldır yoğun yaşıyoruz. Son 30 yıldır bütün metropollerden göç eden hemşehrilerimizin yaşadığı, çoğunlukla da artık bizim ev sahipliği yaptığımız dediğimiz İstanbul'un Esenyurt ilçesinde artık biz burada ev sahipliği değil, misafir konumuna geldik. Bugün bize bir fırsat verilmiş. Bugünkü fırsatta bir hemşerimiz, kıymetli bir hemşerimiz, Gölen'in değeri, Gölen'in içinden çıkan eğitimli, kariyerli, liyakatli, düzgün, namuslu, şerefli, her şeyin hepimiz kefil miyiz? Kefiliz. Ben 2 yıl önce aynı bu salonda bu mikrofondan şunu seslenmiştim. Her bir Göreli bir Kemal Deniz Bozkurt olmalı demiştim. Göreli hemşehrilerimiz bunu yaptı. Sayın Başkan bunu da başardı. Sizin de bireysel başarınız, kurumsal başarınız, hemşeri başarınız sizi Esenyurt'ta adaylaştırdı. Asıl suç, sorun bundan sonra başlıyor. Gelin burada hep birlikte olalım. Hepimiz Kemal Deniz Bozkurt olalım. Bu sahadan eve inelim, sokağa inelim, eve çalışalım. 1 Nisan'da iktidar olalım. 1 Nisan'da iktidar olmanın yolu birlikte olmak geçer. O zaman biz eğitime de katkı sağlayacağız. Gölen'in çiçeklerini zenginleştireceğiz. Esenyurt'taki Göleliler de iş bulacak. Hepimiz bu işi bulacağız. Hepimiz bu soruna sahip çıkacağız. Sadece burada Kemal Deniz Bozkurt olduğu için kendi ismini zikrediyorum ama bizim Gölen'in çok değerleri var. Çok kıymetleri var. Göle'den adaylarımız gelmiş. Kendileri hoş gelmiş. Sayın Halkların Demokrat Partisi adayımız gelmiş. Sayın Adalet ve Kalkınma Partisi'nin köprü belediye başkanı adayımız gelmiş. Bunlar bizim değerlerimiz. Biz asla ayrıştırmıyoruz. Sadece Esenyurt'ta bizim bu konuda Kemal Deniz Bozkurt'a gerçekten sahip çıkalım diyorum. Göle'de Kemal Deniz Bozkurt'un önünü kesen siyasetçileri de burada kınıyorum. Nalet ediyorum ve yuhluyorum. Sayın Bozkurt'un. Teşekkür ediyoruz konuşmalar için. Halkların Demokrat Partisi Göle Belediye Başkanı adayı aramıza katıldı. Nizamettin Öztürk Bey, hoş geldiniz. Köprü Belediye Başkanı adayı İlker Akkoş Bey aramıza katıldı. Hoş geldiniz. Ve katkı sunanlar Göksel Irmak Bey, teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Adalı Kültür İl Başkanı Efraim Çiftçi'yi sahneye davet ediyoruz. Buyurun başkanım. Sayın milletvekili, sayın belediye başkan adayımız ve saygı değerli dernek başkanları, misafirler, hanımefendiler ve efendi. Kadın meclisine katıldığımızdan dolayı hoş geldiniz.
Tabii ki kadınlarımız emektardır. Evimizin direğidir. Ve her yerdedir. Ve ardanlısı olsun, kanatlısı olsun, damallısı olsun, hangi ilçe olursa olsun bizim ilçelerimizdir. Hepsi ayrı ayrı siyasette olabilir. Olan, Bahşehir'de olanları da kınama iyi değildir. Onun için tabii ki herkes kendi canını ciğerini sever, yanında olur. Geceniz hayırlı olsun, iyi akşamlar diliyorum. Evet. Başkanım çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Kars Ardaman'ın Yeşil Alanları Belediye Başkanı Orhan Gökçe Beyefendi'yi davet ediyoruz. Orhan Bey aramıza ayrıldı herhalde. Teşekkür ediyoruz. Düşünen, sorgulayan, yaşama karışırken yaşamlar büyüten kadınlar, kadınlar. Kadınlar desteklenmeli. Kadınlar sadece sözde değil. Kadınlar eylemlerimizle desteklenmeli. Üreten kadınlar, yaratan kadınlar, evrensel, yaşamı kavşağı kadınlar. Onlar olmadan, onlar sizinle olmadan her şey kurur, her şey. O yüzden kadınlar, kadınlar sevilmeli. Kadınlar sevgi bilinciyle sevilmeli. Bizi bir arada tutan ortak değerlerle. Şimdinin ebeveynleri için yaşamak zor. Çünkü şimdiki ebeveynler gelecek kuşağa evlat yetiştirmekte zorlanıyorlar. Neden? Ortak değerlerimizi yitirdik. Ama biz Göle Kadın Meclisi, kadınlar buradayız. Çocuklarımıza kültürümüzü geleceğe aktaracağız. Kadınlar, bizim kadınlar. İki buçuk yıl süre içerisinde oldukça destekleri hiçbir zaman esirgemen değerli hemşehrilerine teşekkür ederim. Ayrıca bu gece bizleri yalnız bırakmayan Sayın Tüncer Marangoz, Çatalca Belediye Başkanı Ruhsat Müdürü, Sayın Tüncer Dağ, Senemoğlu Dernek Başkanı, Duranşam Dernek Başkanı, Köprülü Dernek Başkanı Cihan Şapolat, Göre Eski Dernek Başkanı Güney Kaya, Almanya'dan gelen Kemal Başkan'a destek için gelen Bahri Çiftçi Bey'e teşekkürler. Tursam Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Samancı, Göre Dernek Başkanı Bülent Samancı, Göre Eski Dernek Başkanı Asıl Karabacak, Göre Eski Dernek Başkanı Şerefettin Akgür, Güneşliyiz 15 Temmuz Muhtar Adayı Fatih Kaya, Göre Eski Dernek Başkanı Hanife Öztürk, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Sayın Gürsel Tekin, Sayın Veysel Karatay, Akan Deli, Yarcın Tan, Sürügülen Dernek Başkanı, Kuytuca Köyü Dernek Başkanı, Göre Federasyon Dernek Başkanlığı Yönetimi, Sayın Yalçın Avcı, Cicor Dernek Başkanı, Gürsel Doğru Bey aramızda var. Başkanlara hepsine çok teşekkür ediyoruz. Birazdan anonslarımıza devam edeceğiz. İsimleri yazarken lütfen sıfatlarına yanlarına eklemenizde fayda olur. Teşekkür ediyoruz. Konuşmalarımıza devam edeceğiz. Zamanın kısıtlandığından dolayı değerli protokolların görevli abiler, protokoldaki abilerinizin gerçekten siyasi yoğunluğu içerisinde olduklarından dolayı konuşmalarımıza kısa kısa devam etmek istiyoruz. Konuşmalar yaparken de bu arada takdim edilmesi gereken plaketler vardır. Kadın Meclisi hazırlamışlar. Plaketin alması için Sayın İbrahim Madem Bey'i alkışlarla alıyorum. Konuşmaları için de Adalet ve Kalkınma Partisi Esenyurt Belediyesi Meclis Üyesi Adem Saçın ve Adalet ve Kalkınma Partisi Esenyurt Belediyesi Meclis Üyesi Akan Deli'yi de alkışlarla alalım sahneye lütfen. Arkadaşlar plaketleri alalım buraya lütfen. Akan Beşerisi alalım. Kısa bir duygularınızı alalım ve ben ondan sonra plaket takdim edeceğiz. Sen bir
milletvekilim, çok değerli Esenyurt Belediye Başkan adayım, çok kıymetli hemşehrilerim, ben öncelikle hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Evet, bugün burada görevimizin kadın meclisinin programındayız. Biraz önce Erkan Bey'in bir sözü beni etkilemiş oldu. Eğer dünyayı kadınlar yönetseydi savaş olmazdı dedi. Gerçekten bence bundan sonra dünyayı kadınlar yönetsin isterim. Bizim Göle Kadın Meclisi'nin de önceliği eğitime verdi. Bu manada biz erkek egemen bir toplumuz. Bundan sonra da kadınlarımızın egemenliği almasından taraf olacağım. Kadınlarımıza başarılar diliyorum. Önceliği eğitim olduğu için onlara teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Hayırlı akşamlar. Akram Bey, teşekkür ederim. İbrahim Bey'i de hemen alalım buraya. Türkan Hanım, siz de yanımıza ayrılmayın lütfen. Sultanbeyli Belediye Başkanı, Sultan Gazi Belediye Başkanı adayı, Cumhuriyet Halk Partisi'nden Sayın Mimar Halik Bozkurt Bey aramıza katıldılar efendim. Hoş geldiniz. Plaketleri takdim ediyoruz. Plaket alanlar burada beklesinler. Akan Bey, size çok teşekkür ediyoruz. Plaketin alması için Sayın Mehmet Yılmaz Bey alkışlar alıyoruz. Plaketin takdim edilmesi için Demokrat Sol Parti Bahçeleri Belediye Meclis Üyesi Sayın Yalçın Avcı Bey'i, Adalarınıza Kalkınma Partisi Allah'ın Türk Belediye Başkan Meclis Üyesi Sayın Özcan Çakmakçı'ya alkışlar alalım. Pardon, öncelikle iyi akşamlar diliyorum. Ben Cumhuriyet Halk Partisi Bahçeleri Belediyesi Meclis Üyesiyim. Eskiden görev yaptığım Demokratik Sol Parti ile karıştırıldı. Sayın milletvekilime, protokolde bulunan arkadaşlarıma, dostlarıma, Sayın Kemal Deniz Bozkurt'a ve hepimize hem eğitimde çıktığımız yolda hem de siyasette çıktığımız yolda başarılar diliyorum. Hepimizin yolu açık olsun. Hepimiz aydınlık yanlarda görüşelim. İyi akşamlar diliyorum. Evet, karışıklıktan dolayı özür dilerim Yalçın Bey'den. Türkan Hanım, siz beraber plaketi takdim edin lütfen. Ataşehir Belediyesi Kültür Madeni Yardımcısı Sayın Murat Aşçı, Ataşehir Kardeşi Yönetim Dernek Yönetimi Duygu Akçay, Ardani Derneği Başkan Yardımcısı ve Yönetimi Musa Gök, Asuman Çelik Kadın Kolları Başkanı Zehra Ekmen ve aramıza katıldılar. Teşekkür ediyoruz. Evet, Murat Zorba Bey'e plaketini vermesi için Sayın Engin Doğru ve Yücel Akkoş Bey'e alkışlar alıyoruz. Kıymetli protokol, çok değerli gören hemşehrilerim, kadınlarımızın, analarımızın, bacılarımızın düzenlemiş olduğu bu gecede. Bu gece hepiniz hoş geldiniz. Kadınlarımız bu işe başladıkları zaman tabii birçoğumuz belki ya burada bir başarı elde edemezler gibi düşüncelerde bulunduk ama bence Türkan Hanım ve ekibi çok güzel şeyler yaptılar. Umarım bundan sonra da aynı şekilde devam ederler. Bir de ben ufak bir şey söyleyeceğim. Ablalarımızı, kadınlarımızı mutlaka bu sürecin içinde hepimizin fedakarca davrandığı
kendi hemşehrimize biraz ufak siyaset olacak ama hemşehrimiz için hepimizin fedakarca davrandığı bu ortamda kadınlarımızın, ablalarımızın mutlaka bu işin, bu taşın altına ellerini koymalarını rica ediyorum. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Çok saygıdeğer konuklarımız, çok saygıdeğer siyasi parti temsilcisi arkadaşlarımız, Göle'de kadınların düzenlemiş olduğu bu geceden dolayı hepinizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Muhabbetiniz bol olsun. Teşekkür ediyorum Türkendali kardeşimize. Çok teşekkür ediyoruz. İş adamı Şevsettin Çapan ve aramıza kadar teşekkür ediyoruz. Senem Oruköy Dernek Başkanı Zahir Çapan, İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyesi Önder Çapan, Avrupa Dernek Başkan Yardımcısı Talip Kaya, Ardan Kültür Ev Başkanı Efrahit Çiftçi, Saadetler Mahalle Muhtarı Yavuz İlek, Samanöken Dernek Başkanı Ensar Şahin, Arpaşen Dernek Başkanı Harun Yıldırım, Köprülü Belediye Başkanı adayı Yücel Akkoç, Koçman Dernekleri Federasyon Yönetim ve Başkanı Türkan Yılmaz, Muhtar Yavuz İlek, Bülent Doğru Göre Dernek Başkanı, Bülent Turgut Samancı iş adamı aramızda katıldı. Burada bir düzeltmemiz gerekiyor. Adalet ve Kalkınma Partisi meclis üyesi olarak anons ettiğimiz Akan Deli, Adalet ve Kalkınma Partisi Esen Belediye Meclisi'nden partiden istifa ettiğini açıklamıştı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Düzeltmeyi de yapıyoruz ve geç öğrendiğim için de özür diliyorum efendim. Özcan Akçı, Nizamettin Öztürk, HDP Gölet Belediye Başkanı adayını sahneye davet ediyoruz. Alık Korkun, CHP Sultan Gazi Belediye Başkanı adayı sahneye davet ediyoruz. Bugün Göle Kadın Meclisi'nde bütün renkleri, bütün kardelenleri, bütün çiçekleri bir arada bulunuyoruz. Efendim başkanım hoş geldiniz. Efendim hoş geldiniz. Şöyle alalım efendim. Murat Bey de hoş geldiniz. Merhaba Civara. Dayıke Deral, Civara Şehir Müşeyati, Gelime Aziz, Ezra Hemya ve Rezari. Selam dedim. Sen abi partiye aşıcı demokrasi. Evara baş. Havarın o esen gotun yoku bir zaman, dayı kapı benim zaman. Hem ana hareketin, en abdül mücartına diroki, siyuye ki adar eder, burası hem de kazın ki bu serkepti ki mezun desturluğun heyanaha sebat eme sadece ve ser hep dizine ben devam kır ve böyle jibir şunda hem peyadudun kadı kada da hem de bir sebat yok o bedominin o hem de baların bu serkepti derkebin az kurtahi dememe tüne ve beni az jibra hem o geleme radı bejim Gelime, Goli, Erdefane, U, İdir, Kars, U, Az, Bukomi, Gelime, Serhada, Bakur, Em, Hemi, Livrane. Tışa, Peştiyar, Yamehe, U, Dibeşin, Gihirik, Ser, Em, Rojen, Ki, Hebala, Mea, Leyla, Güven, Be, Ketiye, Birçimuna, Greva, Birçimuni, Brassi, Berbi, Mrini, Tere. Eğer em baldari libi ne nerin brasi eğer em bejin hevala Leyla u hevali meydina eğer hetere u anji berbi mirini terinse eğer vesri mirvahiye mirina mirvahiye em de bejin ki herkes pratesi hubide ser vicdan akı u goravi nezevi çaleki be ev çaleki Boy gelime hemu Kurdistan'ı u kese ki demokrasi u aşitti dikaze boy vane u evveki u brati bra tehori enbiya de bejin en sadece aşitti u brati u hepari ki evveki dikazın ve eji vi koma gelime goli u Havali meyjin ra cerektin, serkeptin dıkazın, u an serkeptin, an serkeptin dıbeşin.
Çok teşekkür ediyorum. Başkanım bir dakika. Başkanım sizinle... Sayın Başkan, değerli milletvekili, değerli belediye başkan adaylarım, çok değerli misafirler, hepiniz hoş geldiniz diyorum. Tabii ben de Göleliyim, Ardahanlıyım ama çoğunuz beni tanımıyorsunuz, Sultan Gazi'deyim. Kemal Bey benim amcamın oğlu, daha çok onu tanıyorsunuz. Faaliyetlerinizi Facebook'tan takip ediyorum. Bu seçim farklı bir seçim. Bu seçimde bütün farklılıklarımızı bir kenara bırakıp tüm muhalif düşünen 16 yıldır memleketimizi bu hale getiren iktidarın bu. Siyaset yok. Şimdi siyaset yok diyorlar da demin arkadaşım konuştu. Ben siyasetçiyim. Her yerde siyaset yaparım. Siyaset halk için arz ediyorum. Ben farklı düşünüyorum. Hepiniz de benim gibi düşündüğünüzü biliyorum. Diyorum ki bu seçimde bütün farklılıklarımızı bir kenara bırakalım. Nasıl bu iktidara dur diyeceğiz? Bunun için kafa yoralım diyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Göle Eski Dernek Başkanı Sayın Yusuf Durak Bey aramıza kaldı. Teşekkür ediyorum. Alabalı Köyü Yönetiminden Bülent Bey. Yereşli Köy Dernek Başkanı Gürbüz Kayıkçı. Çalıdere Dernek Başkanı Ali Rıza Bozkurt Bey aramıza katıldılar. Teşekkür ediyoruz. Dernek Ardahanlı Göle İlçe Sürügüden Derneği Yarcan Tan Bey aramıza katıldı. Teşekkür ediyoruz. Başkanım hoş geldiniz. O kadar candan anons ettiniz ki çok teşekkür ediyorum. Çok mutlu oldum, sağ olun. Sayın Genel Sekreterim, çok değerli aday arkadaşlarım, sivil toplum kuruluşunun temsilcileri ve çok değerli yürekler, canlar, kardelenler, cesur yürekler, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Ben bugüne kadar bize vermiş olduğunuz destek için çok teşekkür ediyorum. Siyaset yapmak isterdim ama bacım çok kötü bakıyor. Onu çok seviyorum. Sadece şunu söyleyeyim. Çok güzel şeyler olacak. Bütün Türkiye'yi düşündürtecek, bütün Türkiye'ye örnek olacak, birlik beraberlik anlamında, kardeşlik anlamında, el ele tutuşmak, bir yolda beraber yürümek anlamında çok güzel şeyler yapacağız. Bundan eminim, size güveniyorum, kendimi size emanet ediyorum, saygılar, sevgiler sunuyorum. Tavsiyesiyle almak benim için bir onurdur, gururdur. Bunu Göleliler adına alıyorum. Göleliler adına evimin en baş köşesine koyacağım. Hepinize çok teşekkür ediyorum.
kitaplarıyla, yazılarıyla, duyguları, düşünceleriyle Göreli kadınlarına ilham olan, kadınlara yalnız değil, bütün şairlere, şiir yazmak isteyenlere, kitap yazmak isteyenlere ilham olan bir ses. Gölemizin en nadir çiçeklerinden, kardelenlerinden Sayın Olcay Kasımoğlu hanımefendiye plaketlerini vermek için Esengül Demir, Halkların Demokrat Partisi İl Başkan Yardımcısı, Kemal Eyüboğlu, Adalet ve Kalkınma Partisi Sultan Gazi İlçe Başkan Yardımcısı, Gürsel Tekin, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili'ne alkışlarla sahne alıyorum. Buyurun başkanım. Cumhuriyet Halk Partisi Büyükçekmece Başkan Yardımcısı Coşkun Danış Bey de aramıza katıldılar. Hoş geldiniz efendim. Başkan hoş geldiniz. Sizi şöyle alalım. Çok değerli sevgili Göleliler, siyasi partilerimizin temsilcileri, sivil toplum örgütlerimizin başkanları, adaylarımız, öncelikle bir Göleli olarak kendimde hak saydığım birkaç şey söylemek istiyorum. Anlıyorum tabii ki bir seçim atmosferindeyiz. Ama takdir edersiniz ki Göle coğrafyası öylesine geniş, siyaseti içinde barındıran çok önemli bir coğrafya. Farklı siyasal düşüncelerin, farklı siyasi partilerimizin temsilcilerinin olduğu ve bu geceyi de düzenleyen bizim kadınlarımız olunca bu konuda biraz daha hassas davranmak gerektiğini düşünüyorum. Bir arkadaşınız, bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Gererek ülkemizde yeterince gerilim var, ciddi sıkıntılar var. 83 yılından itibaren siyaset yapıp her türlü seçimi izleyen bir kardeşimiz olarak söylüyorum. İlk kez sanki seçim değil savaşa gidiyor gibiyiz. Adeta televizyonlarda siyasi partilerin temsilcileri neredeyse yerel seçim yani muhtarlarımızın, temsilcilerimizin seçileceği bir ortamda bu gerilimi, bu savaş dilinin hiçbirimize faydasının olmayacağını hepimizin bilmesi lazım. Hele hele biz Göleliler olarak çok sıkıntılı bir coğrafyadan gelmiş buralara yerleşmiş insanlarız. Burada farklı siyasal partilerden aday olan kardeşlerimiz var. AK Parti'de Koremenk'te adayımız var, başarılar diliyoruz. HDP Göle adayımız burada, kendisine başarılar diliyoruz. Yine Göle'nin bağrında çıkmış Sultan Gazi adayımız var. Esenyurt adayımız var. Bütün bu kardeşlerimizi sizlere emanet ediyoruz. Ne yapacağınızı çok iyi biliyorsunuz. Sadece biz burada olan insanlar temsil edilmek istiyoruz. Başka hiçbir talebimiz yok. Eğer burada yaşıyorsak, burada oturuyorsak temsil edilmek de bizim en doğal hakkımızdır. Çok ciddi sıkıntılar yaşadık. Yüzlerce belediye başkanı görevde alındı. Ve görevde alınan bu belediye başkanları ile ilgili bu saate kadar hepimizi tatmin edebilecek bir tek gerekçeleri yok. Daha seçim olmadan muhtarlar dahil olmak üzere siz ne yaparsanız yapın biz bildiğimizi yaparız diyen bir dönem geçiriyoruz. Onun için Gölelilerin hele hele bizim insanlarımızın konuda daha duyarlı olacağını inanıyorum. Ben bütün aday kardeşlerimize başarılar diliyorum. Sevgili kadınlarımızı kutluyorum. Gerçekten çok kısa süre içerisinde çok önemli işler yaptılar, yapmaya da devam ediyorlar. Başta Sayın Başkan ve bütün yöneticilere başarılar diliyorum. Üstümüze düşen ne varsa her türlü emrinizdeyiz. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Başarılar diliyorum. Saygılar, sevgiler. Sayın Tekin Bey çok teşekkür ediyoruz. 34 Bursa Niğde Samsun 878 plakalı aracı lütfen aracınızın başına. Üç Evdaral Mahallesi Muhtarı Sayın Subaytan, Zafer Mahallesi Muhtarı Cavit Yılmaz, Esenyurt Kadın Kolları ve Yönetimi Emine Polat hanımefendi aramızdalar. Gazetecilerin duanı Sayın Mustafa Küpeli Bey aramıza katıldı. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Son olarak
Biz protokol konuşmalarını biraz esnettik. Nasıl esnettik? Gerçekten siyasilerimiz çok ciddi çalışmalar vardı. Bir an önce aramızda ayrılıp başka programlara yetişmeleri lazım. Her zaman salonunun mekanını bizlere açan değerli bu mekanın işletmecisi, değerli abimiz Kenan Düz Bey'i alkışlarla alıyoruz. Plaketin takdim etmesi için Cumhuriyet Halk Partisi Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Çerkez, Adalet ve Kalkınma Partisi Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Sayın Gazanfer Karakaş Bey'i alkışlarla alıyoruz. Kenan Düz'ü alalım alkışlarla. Kendisini sahneye alıyorum. Değerli misafirlerim, Sayın Başkanım, değerli protokol, ben tarihle ilgili ve asimile ile ilgili bir kısa bir bilgi vermek istiyorum. Takdir edersiniz ki bundan 100 yıllar öncesinde göç etmiş topluluklar, göç etmiş milletler, insanlar, ülkeler gittikleri yerlerde örfünü, adetini, geleneklerini ve töresini taşıyan topluluklar gittikleri yerde kendileri var olmuştur ve tarih bu gibi toplulukları her zaman yazmıştır. Ama aynı zamanda göç etmiş topluluktan ülkeler, insanlar gittikleri yerlerde örfünü, adetini, geleneklerini ve töresini götüremeyen insanlar, topluluklar tarih sahnesinde yok olup gitmişlerdir ve tarih bunları yazmamışlardır. Bu anlamda biz Ardahanlılar, biz STK'lar İstanbul'da yapmış olduğumuz bu etkinlikleri ben çok önemsiyorum. Kendim de iki kurumun başkanını yapıyorum. Dolayısıyla bizler örfümüzü, adetimizi, geleneklerimizi ve töremizi yaşatma adına ben bu geceyi çok önem veriyorum. Türkan Hanım'a ve değerli yönetime, değerli arkadaşlarıma bu muhteşem gece hazırlıklar için hepsini kutluyorum. Teşekkür ediyorum olacağına. Canlar için insan olmaktan yana ne varsa umutlu olabildiğince sonsuz. Sensin, sensin anam. Sıcak kazanlar gibi bendeki yüreğim. Ne çok tırılığı taşır beraberinde. Ne çok. Özgürlük tadında, sevda sıcağında. Yarının türkü sesli güvercin baharında. Hepsi, hepsi sensin anam. Tanrılar gibi ne yaman, ne güzel ellerim var. Sen umudumsun anam, sen emekçi ellerinle dokuz karın taşıyan, sen umut bahçesini çapalayan, bereketin, umudun sembolü, anam, güzel anam. Saçları beyaz, ellerin ısırlı, seninle omuz omuza, yan yana, acıdan yana ne varsa, dokuz çocuğa, beş yumurta, ver ona, oldu sana, dokundu anam. Düşünmeye başladım, düşünmeye. Aç bir çocuğu, besler gibi, besledim beni. Kucağında, anam, güzel anam, yumuşak bal eyledin. Bugün, yarınımda sendin, sendin. Taç yaptık sana, taç. Kadınlardan taç yaptık, özgürlük tacı, özgürlük. Bitmesin gülüşün, sen dört mevsimi kendinle taşıyan, duyarlı, bencilliğinden yoksun, insanlığıyla zengin, sorumluluğu sonsuz omuzlarında taşıyan, direncimin doğrucusu, umudun yolcusu, sensin, sensin anam. Bütün kadınların ellerinden mi öpüyorum? Sizi doğuran, sizi yar, sizi var eden kadınlar. Hoş olun, hoşluklarda kalın. Her şey için teşekkür ediyoruz. Ama program devam ediyor. Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi aday adayı Sayın Gökmen Kayıkçı Bey aramıza kaldılar. Kendilerine teşekkür ederiz, hoş geldiniz diyoruz. Ablalarımız gecikti, bekliyorlar ama çok kısa bir açıklamamız gerekiyor. Bu gecelerin sonlarına doğru toparlayıcısı, bütün derneklerin onursal abisi Sayın Mustafa Küpeli, alkışları alabilir miyiz oraya? Gecenin nabzını Mustafa Küpeli'den alacağız, çok kısa ama kurban olur, kurban açacaklar.
Sayın konuklar, artık gece zevkle halayları durdurmak, konuşmak çok doğru değil ama çok önemli mesajlar var. Göçten sonra İstanbul'a geldik. Gerçekten bizi iyi karşılamadı İstanbullular. Bize ev kira vermedi. Kız istedi, çocuklarımız biz vermediler. Ama 1989'da bir destan yazdık. Diriliş destanı. Ne yaptık? Burada bir görevlerin desteğiyle belediye başarısı için. İkinci destanımız da ne oldu? Göle Kaşar Festivali'ni yaptık. O da neydi? Geriye dönüş. Geriye dönüş göçü tetikleyendi. Bunların mimarı da karşımda oturuyor. Günay Kaya. Teşekkür ederim. En önemli nedir biliyor musun? Bizim bir tutam mendil alıp televizyonların karşısında dizilerde ağlayan kadınlarımız vardı. Bize diyorlar ya, AKP'li kadınlar her eve giriyor. Şimdi görevlerin artık eve gitmesine gerek yok. Çünkü bütün evdeki hanımlar burada. Bütün kadınlarımız, bacılarımız buradadır. Bundan sonra asıl örgütlemenin çimentosu kadınlardır. Yani bugüne kadar erkekler arasında örgütleme yaptık ama bunu masalarda bıraktık. Şimdi evlerimize kadınlarımız taşıyor. Şimdi düşüreceğiz. Şimdi Türkiye'ye gibi bir mesaj vereceğiz. 1980'deki ruhu İstanbul'da kadınlarımız almış eline. Bundan sonra hem İstanbul'a hem Eser'de mesaj verecekler. Diyoruz ya, biz kapı kapı gezelim. Bir hemşerimiz var, Kemal Deniz dostluğunu destekleyelim. Şimdi kapı kapı gezmeye yok, gerek yok. Çünkü neden? Artık bu kadınlarımız buradadırlar, evlendiler. Kendi kendine bundan sonra neyi örgütleyecekler? Komşularını. Artık bundan sonra yaygınlık görenin yollarını kadınlar açacak. Bundan sonra özgürlük yönelik yollarını kadınlar açacak. Bugüne kadar biz önüne gittik. Ama bazen de yalan söyledik. Dedi ki her başarılı erkeğin arkasında bir bayan var. Ama biz bayanlar yalnız olmadık. Ama bugün nedir? Düne kadar biz önde gidiyorduk. O Güneydoğular eskiden ne yapıyordu? Önde gidiyordu. Sonra mayın döşenince kadınları önde gönderiyordu. Şimdi bugüne kadar erkekler önde gidiyordu. Şimdi öyle olmayacak. Şimdi bu tarihten sonra yeni bir diriliş, yeni bir destan yazacak kadınlar, kadınların da biz de arkasına yürüyeceğiz. Yolunuz açılsın efendim. Çok teşekkür ediyoruz Mustafa abim, çok sağ olun, var olun. Çok teşekkür ediyoruz, var olun. Adalet ve Kalkınma Partisi Esenyurt Belediye Meclis Üyesi aday adayı Sayın Güven Doğru ile aramıza katıldı. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Bu gece sevgili Murat Zorba, müzisyen ve televizyon programı yapıcısı aynı zamanda PASTA Sanatçılar Derneği'nde de aynı zamanda yönetici. Nerede bir eğitim için destek gecesi varsa Murat Zorba'yı orada görmek mümkün. Kendisine teşekkür ediyoruz. Şimdi alkışlarımız Murat Zorba için, türküsünü söyleyip hemen kaçık bir programda Murat Zorba'yı yüklüyoruz. Sahne senindir Murat Bey, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Efendim hepiniz hoş geldiniz. Kadınlar, göle kadınlarda güzel bir dayanışma gecesi. Bize de tabii katılmak her zaman hazırdır. Hepiniz afiyet olsun efendim diye. Bir uzun hava yapalım. Geçkin yine sonları yaparız. Olmaz mı? Bütün programlar yapalım. La. Sesimiz yorgun. Geçkin yapacağız. Tamam peki. Teşekkür ederim. Yeah.
kuvvetin kazancı benim neyime yeri böyle girir yeri yeri ev görmesin. Ay bana göz koyan oğlan.
Olcay Hanım, maniler bitmez bizim yörenin maniler ama halay çengezek bacılarımız vardır. Goben türküleri. Peneyi gezdim geldim türkülerini hatırlar mısınız Gobentleri? İşte alkışlarla bu Gobent türkülerini söyleyecek bacılarımızı alalım. Alalım, alalım. Sanatçımız, değerli sanatçımız birazdan sahneye alacaklardır. Sayın Mehmet Bey'den özür diliyorum. Halay çekilecekler birkaç tane türkü söylesin bacılarımız. Hemen alalım Gobent türkülerini. Böyle de evlenen ne oluyor? Göleli oluyor. Yani biz de gölenin suyundan içtik, haberiniz olsun. Hatta bizim kayınpeder sayılır, Efrail başkanımıza da burada selamlar olsun. Yok yok, gerçek diyorum yani. Şahadetten evli olduğum için. Efendim hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Biz plaketimizi peşin aldık. Türkan başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Yönetimine teşekkür ediyoruz. Kadınlar Meclisi'ne çok teşekkür ediyorum. Biz bugün değerli sanatçılarımızla beraber burada eğitime destek amaçlı buradayız. O anlamda Karsat sanatçıları olarak buradayız. Ben sizden kuvvetli bir alkış hem bizim Karsat sanatçıları için hem de şu orkestradaki güzel insanlar için diyorum. Birazdan hareketleneceğiz. Az önce bizim yapmak istediğimizi çok değerli dostlarımız halay çekerek deme çevirme şeklinde yaptılar. Çok güzeldi, hoşuma gitti. Ben birazdan hangi şekilde yapmak istiyorum sizleri de davet etmek istiyorum. Ben söyleyeyim o zaman siz çevirin. Ama bir uzun hava yapalım ama kısa olacak. Evet, siyasiler işin içinde çıktın mı tansiyon düşüyor. Doğru mu? Evet, nasılsınız, iyi misiniz? Afiyet olsun. Afiyetler olsun. Başkan, seni aradım. Deşte zozan
Thank you.
Sultan Gazi değil mi efendim? Belediye başkanımız aramızda ayrılıyor. Kendilerine teşekkür ederiz. Yol açık olsun. Ne yapalım? Keşke. Tamam, keşke yapıyoruz. 6-8. Keşke yapalım. Ondan sonra halaya devam edeceğiz. Hadi. Get you get there.
yapıyoruz. Halay yapalım o zaman.
faydaları, yüzüydü faydaları, faydaları. Neydi faydaları, faydaları, yüzüydü faydaları, faydaları. Neydi faydaları, faydaları. Çalışmaları hem mutluluk verici hem bir göreli kardeşiniz olarak onur duyduğum bir organizasyon. Bu da bu emeklerin, bu çalışmaların meyvesi olan ve güzel bir katılım. Ben hakikaten katılan herkesi tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Güzel bir katılımla bu güzel geceyi eğlendiren, neşelendiren, canlandıran herkese teşekkürlerimizi sunuyorum. Ben de göreli bir kardeşiniz olarak oyunları oynadık, büyükleri gönderdik, kaldı gençler, Mustafa abim gibi, Mustafa Küperi gibi gençler burada aramızda. Onun için şimdi birkaç tane böyle dinleyelim, sakinleşelim. Sevgili başkan, Dağlar Dağlar özellikle istedi. Türkan hanımefendiye bir alkışlar mısınız yönetimiyle birlikte?
bu çalışmalarından ve gelecek başarılarından dolayı bir alkışlayalım önce hepsini. Saygılarımızı, şükranlarımızı sunuyoruz. Biz de Karsat olarak Kars Ardahan Iğdırlı Sanatçılar Derneği'nde görev alan bir arkadaşımız olarak böyle saçlı sakallı da çıktım, onun için de mazur görün. Onun da sebebi önümüzdeki günlerde muhtemelen sizlere de paylaşacağız. Köroğlu projemiz var. Orada biraz saçlı sakallı olmamız gerekiyor. Hem tiyatral hem de türküleriyle sahneleyeceğimiz bir program. Onun için böyle çıktım. Kusuruma bakmıyorsunuz. Affınıza sığınıyorum. Başkanımın isteğini kırmayalım. Başka bir şeyle çıkacaktık ama dağlar dağlar diyelim. Birkaç tane türkü söyleyeceğiz. Düğün oyunları oynadık, eğlendik. Bir iki tane istek var, onları söyleyelim. Hasretini çektiğimiz, özlemini duyduğumuz bütün sevdalarımıza, sevdiklerimize olsun bu. Aramızdaki dağlara sitemimiz, isyanımız. Güller açmaz, kuşlar sök, yüce dağlar duman olur. Belli ki gittiğin yerden kara haber var. Belli ki gittiğin yerden kara haber var. Dağlar dağlar durmam, yol ver geçim. Sevdiğimi son bir olsun, yakından gör. Böyle devam edelim. Terekeme çal gideceğiz. O zaman bir tane daha Mahsuni Şerif'in arkasına terekemeye bağlıyorum. Tamam. Abime tırmam çünkü tırmayalım. Köprünün başında Merdo seni arar. Sorarlar
oynamasın. Yengü dike parmalam tez oynamasın. Hadi bakalım, hadi evliler de gelsin. Bir bey.